Şevket müdürüm, gelin öğretmenin odası boş. Fikri, vallahi çok korkuyorum ya. Ben en son 25 sene evvel öğretmenlik yaptım ya. Bu öğretmenin odasının havasını bile unutmuşum ben ya. Vallahi hocam benim de 20 yıl oldu ya. Şimdi burası mı öğretmenin odası ya? Alışacağız Fikri. Buna da alışacağız. Madem emekliliğime şurada 6 ay kaldı, buna da alışacağız. Bakanlık madem bana yeniden öğretmen olma yetkisi verdi, beni bu duruma mecbur etti. O zaman bunu tekrar yapacağız. Ben ne öğretmeniydim lan? Fizik hocam, fizik. 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 Hocam, yalnız burada öğretmenlerin kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Bu hareketi de böyle yapıyoruz hocam. Çek oradan. Böyle diyorsun. Aç şimdi aşağı. Buna. Hop, hop. Bravo ya. Bilal hocam, bu bir alana bir bedava müdürle yardımcısı niye öğretmen odasına gelmişsiniz şey? Acaba bana yine nöbet yazacaklar. Bu sıcakta bahçeye gönderecekler beni. Kan tercihinde kalacağım, eriyeceğim, biteceğim çocukların peşine koşayım derken. Korkma, korkma. Kesin beni tayin edecekler yine. Bıkmadı adam ya. Ulan nasıl uyuz oluyorum, şuna bir baksana. Hoş geldiniz müdürüm, şeref verdiniz. Sağ olun efendim, hoş bulduk. Ay, arkadaşlar, biz size çok önemli bir konuda bir açıklama yapacağız. Ay yeter hocam, ben sana diyeyim, ben 2 dakika geç geldim ya. Kesin sarı kart gösterecek bana bu adam. Hayır Mehtap öğretmenim, hayır. Ben sözleşmeliyim ya. Kesin beni kovacaklar. Vallahi bu adam bana bunu yapar. Efendim, çok saygıdeğer müdürüm. Bakın önümüze eğiliyorum. Şevket müdürüm, inanır mısınız? Tam şuradan gözüme parladınız. Cildiniz çok güzel. Ne sürüyorsunuz efendim krem olarak? Aa, yazıklar olsun Yeter Hanım. Nasıl bilmezsiniz ya? Kendisi Merzifonlu. Doğuştan hem de. O yüzden yani yüzü aydınlık. Ben de imkanım olsa kütüğümü Merzifon'a aldırırım vallahi ya. Öyle çok seviyorum sizi ve Fikri Bey'i. Yaşasın Merzifon! Bravo. Merzifon! Değil mi efendim? Merzifon! Öğretmen ordumuza kadar gelmişler. Bir alkışlayalım idarecilerimizi. Bravo. Bravo. Hoş geldiniz. Efendim? Hoş geldiniz. Efendim sağ olun. Şimdi konu başka. Bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz büyük. Biz bunu nasıl anlatacağız? Siz onu düşünüyoruz da. Biz Şevket müdürümle size bir şey açıklamak istiyoruz. Evet, biz sevgiliyiz. Fikri, senin ağzını burnunu kıralım Fikri. İşte saçma sapan hareketler yapma ya. Sen dur orada, ben açıklarım. Evet, müdürüm açıklıyor. Buyurun müdürüm. Mevzu büyük arkadaşlar. Bence müdür ilk dersleri kaldırdı. Yoksulluk çekmeye başlayacağız artık. Deme. Evet arkadaşlar, açıklamak istediğimiz konu gerçekten çok önemli. Bakanlığımızın emriyle bundan böyle, yani bundan kelli, bütün müdürler ve müdür yardımcıları bundan sonra bir şekilde, yani o şekilde değiştirerek, yani tekrar yeniden müdürlerimiz, müdür yardımcıları, o kutsal insanlar yeniden öğretmen olmak için bir emir geldi. Yani biz de artık sizler gibi öğretmenlik yapacağız. Öğretmen olarak devam edeceğiz artık. Fikri, bu sessizlik beni çok korkutuyor. Ne olur siz de bir şeyler söyleyin arkadaşlar. Benim aklımda bir iki bir şey var. Hayvan çocuğu. Pis! Mundar herif! Ya bidon musun lan sen? Ama ayıp oluyor efendim. Sen ne konuşuyorsun ulan? Kıl Fikri! Kıl! Kıl oğlu, kıl! Oh be! Bu suratsızın suratına söyledim, içimde kalmıştı yıllardır. Yeter Hanım, siz de durmayın. İçimde. Yardım gitsin. İçimde. Ha. Kıl Fikri! Tüyü kapalı kıl Fikri. Hem tüylü hem kıllık Fikri. Hem kıllığın hem kafasında hem tüyü olan Fikri. 37 ekran böyle bakan Fikri. Buzağın ağzındaki çıkma diş Fikri. Böyle bidon Fikri. Yeter İçine abi. Sığmayan... Yeter. Oy! Tamam, biraz da müdür beye saklayın ya. Bu bile iyi geldi. Efendim ama ben kıl değilim. Ha. Fok mu yakına? Fok! Fok seni! Hep rüyamda söylüyordum. Rabbim şükürler olsun yüzüne söylemek kısmet oldu. Fok mu?
arkadaşlar. Hep birlikte bir şeref yoksunu alır mıyız? Elbette. Son iki, üç. Şeref yoksunu! Arkadaşlar, anladığım kadarıyla tabii haklı da olarak şahsıma ve yardımcıma karşı bir kin birikmesi söz konusu. Arkadaşlar, gün birlik olma günüdür. Biz birlik olacağız ki çocuklar da yarın aydınlık günler için onlar da birlik olabilirsinler. Ben diyorum ki yeniden sıfırdan bir ilişki kuralım ve size bunun için elimi uzatıyorum. O eli karate salonuna karate tahtası istediğimde uzatacaktın. Şimdi uzattığın o eli kırarım ulan. Hocam ayıp oluyor ama ya. Biz bugüne kadar size ne yaptık ki? Sus lan. Sus lan. Kıl Fikri. Kıl tüylü Fikri. Derse 30 saniyecik geç geldim diye cart diye kestiniz ama cezamı değil mi? Unutmadık. Yapmıştır bu hayvan. Vicdansız. Terbiyesiz. O kela. O kela. Yapmıştır. Hadi bakalım. Çek şimdi cezanı. Terbiyesiz, vicdansız. Ya yeter hanım. Aramızda ne kadar anlayışsız, kıt beyinli insanlar var ya. Bunu siz yaptınız müdürüm Şevket Bey. Sizdiniz. Ben hüzünlü gözlerle o zarfı açarken sınıfın kapısından bana sırıtaraktan böyle gülerekten el sallıyordunuz. O gülme biraz gerçekten fazla olmuş. Rüstem Paşa kılıklı. Oo, canıma da değsin. İçimde hiçbir şey kalmadı. Efendim vallahi çok özür dilerim. Yani ben pişmanım. Tekrar başlayamaz mıyız güzel günlerin hatırına? Ne güzel günler lan. Logar kapa. Ya ne güzel konuşuyorum ben yemin ederim. Konuşmayı yeniden öğrenmiş gibi hissediyorum ya. Yardır Bilal, bu da artık bizden, o da bizden. Saldır gitsin. Ha. Ne diyordum lan? Komutan Logar. Komutan Logar. Komutan Logar kim oğlum? Logar kapa. Ha. Seni Logar kapa. Beni 20 kere bu okuldan gönderdin. 20'sinde de geri döndüm. Senin yüzünden adım Bumerang Bilal'e çıktı be. Ya Bilal hocam haklısınız. Bizim yüzümüzden gitgeller yaşamış olabilirsiniz. Ama bir de iyi tarafından bakın. Bu sayede ülkemizi gezmiş oldunuz. Sen dağ havası al diye ben yaptım onları. Kötü mü ettin Bilal? Ulan hadi onu dağ havası alsın diye gönderdi oraya buraya. Beni haftanın her günü teneffüste bahçeye nöbetçi dikiyorsun yaşlı başlı adamı. Utanmıyor musun? Veletlerin peşinden koşturuyorsun beni. Gutum var benim. Hasta ben, adamım ben. İnsanların peşinden koşuyorum çocukları. Kitleniyorum böyle kalıyorum sonra derse geç kalıyorum. Hayvan! Amip! Kimsiz! Kalın kafalı. Gözünü a**tım. Sakin ol. Sakin ol. Ha? Sakin ol. Hey, sinirlendim. Sakin ol. Koca olan sakin ol ya. Şampiyon sakin ol. Siz koşmuyorsunuz peşinde çocukların. Sen de sakin ol. Yani role kız. Role mi kızayım? Evet. Konuştuğumuz gibi. Okey. Gel. Gelmiş gelişinden alalım. Ulan hadi onu dağ havası almaya oraya buraya gönderiyorsun. Beni niye haftanın her günü bahçeye dikiyorsun evet diye? Koşturuyorum orada küçücük veletlerin peşinde. Yaşlı başlı adamım ben. Yaşlı başlı. Gutum var benim. Dizlerim kilitleniyor. Yürüyemiyorum. Orada derse geç kalıyorum. Hadi yaz cezayı. Amip! Amip! Terliksiz Şevket! Ne gülüyorsun lan suratıma? Baban yaşlıyım. İt! Hala gülüyor. Kaç yıl muhasebemiz var ya Allah aşkına. Lan sağ taraf iptal. Hadi buyur. Bravo hocam. Ya sen İbrahim hocam niye böyle sinirleniyorsun, eski bahisleri açıyorsun ki? Mazinin hiçbirimize bir faydası olmaz. Ne alemi var bunu açmanın? Bu nobran tavırlarından hem kendini üzüyorsun hem de beni üzüyorsun ya. Evet. Bu kim niye? Niye bu kim? Sen konuşma lan. Sen konuşma, bekle beni orada. Al bakayım ya buraya gel. Yakala. Dur. Buraları sen temizleyeceksin. Sıra sende bugün. Hadi bakalım. Allah Allah. Bu ne ya? Buranın hizmetlisi yok mu ya? Allah Allah. Bahadır! Bahadır! Yetkin amirim. Cilalayayım, parlatayım. Hemen amirim. Oğlum buyurun. Nedir bu odanın pisliği? Hı? Bak her tarafı pislik içinde ya. Allah Allah. Sen arazi oluyorsun, sağda solda uyuyup kalıyorsun ya. Bu öğretmenler odası en özen göstermen gereken yer ya. Öğretmenler! Öğretmenlerimiz bizim başımızın tacı ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Canımız ciğerimiz onlar bizim ya. Fakat hocam siz demediniz mi? Bahadır sakın öğretmenler odasını temizleme. Az yesinler de kendilerine bir uşak tutsun bu dingiller diye siz söylediniz. Tüydük yavrum tüydük hadi tüydük. Tüydük. Tüy dikilecek bir şey varsa o da sizsiniz. Bir saniye siz benim müdürümle neden bu şekilde konuşuyorsunuz? Ay Bahadır efendi artık müdürüm deme. O artık müdür değil. O da bizler gibi birer öğretmen. Ay nasıl geçiriyorum notları arka arkaya ben. Bravo bravo. Ya ondan dolayı.
Bahadır'cığım. Bahadır. Onca yıllık emeğin var. Ben senin artık müdürün değil, çok yakın bir dostun, arkadaşın sayılırım. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin acaba? Şu elini kolunu bir çek üzerimden. Elini kolunu çek üzerimden. Lan düzgün konuş müdürüm lan. Düzgün konuş lan. Ya ben düzgün konuşmayı senden mi öğreneceğim? Senin de elinde süpürgeç var, benim de elimde süpürgeç var. Akıllı ol, fikri. Kıl fikri. Kıl fikri. Sen de tut bunu. Bakınız hocam, ben de laf koydum. Nasıl koydum? Bravo. Bravo. Aferin çocuk. Ya arkadaşlar, bu beni artık kesmemeye başladı. Hakaret de olacak gibi değil. Ne yapsak ya bunlara? Favorilerini çekelim, favorilerini çekelim. Ağzını burnunu mu kapatacağım? Şşt, bu kadar. Vallahi polisi ararım ha. Buldum, buldum. Tamam, ben buldum. Rahat. Buldum. Fark ettim. Hatırladın mı? Bu öğretmenler odasına yeni gelen öğretmenlere yaptığımız bir gelenek vardı. Ha, hatırlamaz mıyım? Biz bu okula ilk geldiğimizde bu müdür Müstakdis Şevket bizi odasına götürdü de saatlerce tepemize çıkıp fıtık etti bizi oyun oynayana kadar. Of. Ne oyun ya? Ben öyle bir oyun hiç hatırlamıyorum. Uzun eşek. Yok artık. Ne uzun eşek ya? Koskoca müdür işi gücü bırakacak. Koskoca müdür diyorum ya. Koskoca müdür. Yeni gelen öğretmenlere uzun eşek oynatacak. Ya müdürüm, ne diyor bunlar ya? Ya hocam, sen de az şeref yoksun mu değil misin ya? Sağ ol Fikri, sen de sağ ol. Bahadır, sen yastık olur musun? Seve seve hocam, ne demek? Şevket hocam, şöyle buyurun. Bu yastıkta kocayalım. Çok rahat edeceksiniz burada. Ben o yastığa birazdan baş koyacağım. Baş mı koyacaksın? Arkadaşlar bakın, hepimiz koca koca adamlarız. Bir sakatlık çıkmasın. Hatta İbrahim Efendi bayağı bir koca. Maazallah belediye yıkım ekibi gibi. 20 yaşındaydım. Stajyer, genç, zayıf, hakir, fakirdim. Çağırdın beni odana, atladın tepeme. Sırtımda saatlerce zıplayıp durdun be. He? Yakışıyor mu sana be? Yaşlı başlı adama yaptıkları yakışıyor mu? Hadsiz! Önce ben atlayacağım buna. Hocam, bu İbrahim Hoca hırs yapmış. Ben çok korkuyorum. Korkma Fikriciğim. Sadece eşek olacaksın. Ve sonra sırtına bir insan konacak. Belki de o insan ben olacağım. Lan sen yatınca bir tur da ben atlayayım mı? Ne olur lan? Ben de bu oyuna alışkanlık yaptı. Yemin ediyorum. Ne olur Fikri ya? Hadi konuşma kendi aranda. Sağ baştan Fikri Hoca. Geç bakalım. Geç geç, çabuk çabuk. Koy başını. Hadi. Yastığa. Hadi hadi, acele et. Ne hocam? Bari bunu çıkarın da sakatlık çıkma. Bilal hocam, atla Bilal hocam. Öyle bir atla ki bu iş derslere giriyor gibi atla. Hadi Bilal hocam, hadi. Göster kendini. Oo. Arkadaşlar, bu boş günlerinde gıcıklığına nöbet yazan öğretmenler için geliyor. Oo. Sırtıma da atlayacaklar ama nasıl komiğime gitti ya? Lan hadi atlayın, nerede kaldınız lan? Atladık ya oğlum. Lan hangi ara atladın? Ben hissetmedim. Belki bunu hissedersin Fikri. Yat yat. Bu da mevkiinde, makamında sürekli yukarıda baktı. Bütün öğretmenler için geliyor. Yallah. Buna bakamayacağım ya. Çöktün ya. 10 yıl gitmiyordum ben hocam. Fikri ya, böyle şey mi olur? Biz gidip kendimize başka bir öğretmenler odası kuralım ya. Olur mu böyle şey? Aa, ne oldu? Kapı atık. Korktun mu? Ne oldu müdürüm? Uf mu oldu? Boş bir de. Hadi geçiyorsun buraya müdürüm. Vallahi sıra bende. Yıllarca bekledim. Balkoçoğlu'nun surları atladığı gibi atlayacağım üstüne. Hadi sıra bende. Hadi. Şevket benim olacak. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Hadi Bilal. Hadi Bilal.
Adama bak lan, bana Sezerciğin eşeğe muamelesi yapıyor ya. Arkadaşlar, sevgili dostlar, eski günleri hatırlayın, bana duyduğunuz saygıyı hatırlayın ve tekrar düşünün. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz? Çok istiyorum. Ağzını kırma, kendini çok istiyorum. Benim okulumun iki hayvan. Hayvan. Sıkıntı yok. Hayvanlar gerçekten çok istiyorlar. Hadi uzatma artık. Geç bakayım yerine. Fikriciğim, hakkını helal et. İyi kötü, acı tatlı günlerimiz oldu. Bu İbrahim Efendi laf aramızda insan değil. Sen şimdi ambulansa haber ver, gelsinler. Biz önceden önlemimizi alalım. Eğer gecikir de denk gelemezlerse bana mezar taşıma, aynen şu dörtlüğü yazsınlar. Ömür müdür geçip giden, yoksa müdür müdür, müdür mü, müdür eden. Aynen bunu yazsınlar. Hadi, hadi hocam hadi. Öfkeliyiz, doluyuz, bu anı bekliyoruz, hadi. Allah'ım sen bana bir şey yarabbim. Şevket hocam, bakanlıktan bir yazı geldi, imzanız gerekiyor. Bana mı, bakanlıktan mı? Evet. Neymiş? Yönetim Öğretim Lisesi, ikinci bir emre kadar bütün müdürlerin ve müdür yardımcıların tekrar eski görevlerine dönmesi arzum. Sağ ol. Sağ ol, seni göreceğim, sağ ol. Gidebilirsin. Efendim, değerli müdürüm, benim bir dersim var. Ben derse gireyim, oradan Lale Devri'ne gireyim. Oradan şey yapayım efendim, hadi. Evet. Aa, benim bugün nöbetim vardı. Nasıl unuttum? Hay Allah hocam. Ya yüzünüze ne sürüyorsunuz? Güneş gibi parlıyor be, Allah aşkına söyleyin. Yani hocam yanlış anlamayın, pas pas parlıyorsunuz. Çok yakışıklısınız maşallah. Yahu doğuştan! Diyorum, bu adam doğuştan yakışıklı, karizmatik, harika bir insan. Hadi bakalım, hoppa. Evet, Dozer İbrahim Efendi ve havalı yastık Bahadır. Sizleri şöyle alayım. Evet. Tabii. Sen yolunu bulursun, gel bakalım. Şevket müdürüm. Evet. Müdürüm. Müdürottem. Öncelikle şunu söylemek isterim ki oraya yolumu bulmadan önce ben sizi hep sevdim, hep saygı duydum efendim. Aferin. Ben hep iktidarın yanında olan bir memurum. Beni bu küçük adam kandırdı. Beni ne satıyorsun lan? Demin sen kendi küfretmiyor muydun? Şişt, çocuklar kendi aranızda konuşma. Hepinize sıra gelecek. Şöyle açın bakalım. Buyurun. Evet. Geç bakalım. Bahadır. Hocam kusura bakmayın. Yengene söyleme. Yok esen. Hocam biraz engebeli bir eşek oldu ama. Ama siz de yolunuzu bulursunuz artık. Evet Fikriciğim, teşekkür ederim. Ben şimdi atlıyorum. Evet. Bu atlayışım da hiçbir sebebi yok. Keyiften atlayacağım. Geliyorum. Kimse kurtaramaz oğlum sizi benim elimden. Kimse kurtaramaz. Bir, iki. İyi günler. Ne yaptın Salih Lisesi? Burası mı acaba? Efendim hoş geldiniz. Pardon, ne sordunuz? Ne yaptın Salih Lisesi? Burası mı ne acaba? Ne yaptın Salih Lisesi? Burası efendim. Biraz acele ederseniz çünkü acele bir işim var. Yok yok, gayet müsait. Atlamanın zirvesindeyim, doruklarındayım. Yok yok, söyleyin, söyleyin. İbo, padişah gelse seni benim elimden kurtaramaz oğlum. Müfettiş kurtarır mı? Müfettiş mi? Ay sen kimsin? Sizi Allah mı gönderdi? Hayır efendim, Milli Eğitim gönderdi. Ben eski müzik öğretmeni, yeni müfettiş Funda Arar. Bu ne rezalet Şevket Bey? Bu ne rezalet? Bu ne bu? Efendim, şöyle ki şimdi Bilal Bey badici olduğundan müfredatta bazı değişiklikler oldu. Biz onları uygulamalı bir şekilde burada gösteriyorduk arkadaşlara. Yalan söylüyor. Müfettiş Hanım vallahi yalan söylüyor. Bu hep bizim üstümüze atlayıp uzun eşek oynuyor. Sonra da üstümüzde oturuyor, ben eşeğim de diye saatlerce bağırıyor. Ay. Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Ha, mi ver o zaman, mi ver. Mi mi? Mi evet, mi ver bana mi. Fikri sende bozuk var mı, bende yok. Ay, ruhsuz, nota olan mi. Öyle mi? Evet. Öyle deseyiz de canım. Mi. Bu mu mi? Mi bu mu yani? Bende bu kadar var. Yani müzikten anlamayan, müzik kulağı olmayan bir müdür.
Nasıl olur, hatta nasıl insan olur hiç anlamadım yani. Ağzınız bal yesin! Müzik her şeydir. Müzikten anlamayan insanı anlayamaz. İnsanı anlayamam. Anlayamayan da Gaman. İnsan yönetemez. Efendim, ben çok şükür kulağımızda var, sesimizde var. Annemgil beni ilkokulda koraya yollamışlardı. Hatta şöyle bir, biz bir şey, size bir giriş yapalım. Yine bir aldı bu. Hayır! Ay, yeter! Yeter! Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılarımıza.